harman harman. Harman harman. Doldu taştı. Taştı. Selam gençler. Bu evet RNG'den bulmadığım yani daha doğrusu Best Replays'den bulmadığım, Vault Replays'den bulmadığım bir savaş gayaydı. Haydi. Harman Bey'den geldi. Şimdi de gidiyor. Kranwagen seviye 10 oyun Paris haritası neler olduğunu inceleyelim bakalım. Siz değerlendirin, karar verin. İyi mi, kötü mü, doğru mu, değil mi? Belirli bir noktasına kadar oldukça statik bir maç bizi bekliyor. Ama e, her zamanda o dediğim gibi hani alengilli işlerle dolup taşan maçların çıkması mümkün değil. Bu yüzden bazı durumlarda teknik olarak hangi tankın nerede nasıl güzel iş yapabildiğini ya da yapamadığını göstermek daha yerinde olacak. Şimdi Paris haritasında bu K4 noktası Kranwagen gibi çok güçlü kuleye sahip olan bir tanka oldukça yakışıyor. Baktığınız zaman bakın bu arada ikinci atıştaki isabetsizliğini görmüş olmanızı istiyorum. Dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu tankın belirli mekanikleri e, eksiltildiğinden beri törpülendiğinden beridir Gayet yakın ve en fazla orta mesafe tankı olarak önümüze çıkıyor. Şimdi önden baktığınızda Kranvagn kendisini ne kadar az göstererek bakın burada düşmanları görüyor. Bu gene de zayıf noktası yok demek değil. Düşman önüne çıktığında harmanın nasıl namlusunu kaldırdığına dikkat edin. Çünkü bu üst tarafındaki noktalar delinirse eğer büyük sıkıntı yaratıyor. Ama bu şekilde tuttuğunda E100'e bu arada normal mermi atarak da deldiğini söylemem lazım. 3 mermisinden ikisini sokmayı başardı hem çok korunaklı oluyor hem de doğru yere atılan mermiler hedefini bulabiliyor yakın mesafede. Özellikle o E100'ün üstündeki o çubuğumuz boy ölçüm aleti Hans'ların veya artık ne diyeyim bizim süpürgelik olarak kullanabileceğimiz seviyedeki o parçası oldukça ciddi bir zayıf nokta. 277 burada kenar sıyırtma yaparken sürekli alt sınırını gösteriyor ama bakın yani tam nişan alanına bile merminin aslında gidip geldiği nokta kendisini çok belli etmiyor. Biri üst sınırına gitti. Biri gitmesi gereken yerin biraz soluna gitti, deldi. Üçüncüsü ise alt zırhından sekti. Bu alt zırhtan sekme olayı da çok nadir yaşanıyor değil. Ama yükleme sırasında nasıl namluyu yukarı böyle kaldırıp da beklediğine dikkat. Şu an durum 1'e 5 eksi. Sol tarafta 3 tane tank açığı tutuyor. Bu iç tarafta ise bizim ağırlar yedikçe yiyor. m 54 bir tane daha yere kendisini 300 küsür canla bıraktı. Baktığınız zaman düşman takımı burada net bir şekilde Harman'ın harmanladığını görüyoruz ama başkaları çok fazla iş yapamamış. Durum 1'e 6'ya geldi. EBR de burada TVP'yi çekiyor aradan bakarak ve haritanın %60 Kontrolü yaklaşık düşman takımına kayıyor. Eksi 4000'lere doğru uzanırken. Heat mermideyiz. Bu arada seçimlere baktığımda mesela azık görmüyorum. Yani biraz ekonomik olarak düşünceli de bir oyun tarzı olduğunu görürken... Hoppa bir mouse geliyor. Ama duruştan ve bakıştan hissettiğimiz bu arkadaşın kesinlikle bir müslüm olmadığı düz durursanız mouse'la kranvagın deliyor. Ona rağmen bir atışı sekebiliyor. Arka tarafta yediği hala öğrenmiş değil. Ee, yani abi bize de böyle adamlar çıksın biz de tabii ki her gün vururuz diyebilirsiniz ama bazen daha da fazlasını yapma isteği içinize gelecek onu söyleyeyim. Çünkü takımınız iş yapmadıkça ben daha fazla iş yapayım diyebilirsiniz. Ya da kendinizi daha fazla geri çekip ya ben bunlarla mı uğraşacağım diyebilirsiniz. Hayır. Ne geri çekilmek ne ileri gitmek. Olduğunuz noktada durumunuzu kontrol etmek ve korumak daha önemli. Gördüğünüz gibi her şarjör sonrası namluyu dikmeye devam ediyor. Kolay kolay zaten delinecek bir kulesi yok. Ramwagen'ın kulesi herhangi bir zayıflatma görmedi. Ancak gene de gereksiz hasar alma riskini %0 yapmak varken veya %1'e indirgemek varken niye %3'te tutasınız? Her zaman kendinizi ekstra koruyun. Burası VOD dünyası. Burada RNG var. Burada her şey var. Burada bol bol var dediğimiz durumlar. 12'den sonraki parlament gece sinemasının bitmesinden sonra tuttu fritilli görüntülere gidecek. Cümleler, tanımlamalar içerebilir, ihtiva edebilir. Kendisini çıkaran E yüzde kestik. Eksi ama hala 5000'deyiz. Harita kontrolünde durum aynı gibi gözükse de düşman üst taraftan bastırmış ve açığı artık almış durumda. Bir tek Leopard orada arkayı koruyor. Yani burada durmak güzel iyi, hoş. Ancak bir noktadan sonra arkadan sarılmaya başlayacaksanız bu durumda artık ya ilerlemeniz lazım ya da kontrollü bir şekilde geri çekilip kanat desteği vermeniz lazım. Henüz bu raddeye gelmedik ama ben bundan bahsedip dikkatinizi haritaya çekmek istiyorum. Bu video birazcık daha benim için mini harita üzerinden de analiz videosu. Burada mouse tekrar çıkıyor. Tekrar kendisini haşet ettiriyor. Önüne çıkan rakiplerin hiçbiri doğru düzgün zırhlarını kullanmadı. Ee, ancak kendi takımımızı da kullanmadı. Burada hasarsız, çen çentiksiz olarak bir tek harmanın durduğunu görüyoruz. Ee, durum 6-9'a gelirken artık bu canın bir noktada kullanılmaya başlanması lazım. Ama öne doğru hamle yapılacak bir durum tabii şu an net olarak belki yok, belki var. Belki bir gidip bakmak isterdiniz ama ortaya dikkatinizi çekiyorum mini haritada. Grill var, 121 var, bir grill daha var. İlerlediğiniz zaman onların sizi kanattan açıkta bırakma ve yakalama şansı oldukça yüksek. 60 tp şu an çok riskli bir hareket yapıyor. Bu direkt ölüm. Ee, eğer oradan düzgün bir tank bakıyor olsa bunu yapmanızı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Özellikle başka atış alacak hasarınız veya canınız yoksa bu gibi bir hareket yapılmaması lazım. Ee, yer değiştirilip yapılabilir. Kranwagen ileriye doğru çıkabilir ki o da e, geri çekil diye bağırıp duruyor zaten burada 60 dpe farkındaysanız kendisini de geri çekiyor üst tarafa doğru. Şimdi iyice sarıldı. Takım 7 10'a gelirken durum %30'a %70 gibi bir şey var gene hakikaten de harita hakimiyetinde. E, STRV base'in içerisinde duruyor ama griller çevirmiş durumda. AS7 M4 çift kanatlı bir şekilde orada j 34 4 altında diziliyor. Harman burayı salamıyor. Çünkü bir hareket bekliyor. Aslında da gelmesi lazım zaten bir hareketin. Ama işte buranın kilitlendiğini bildikleri için kendilerini çok fazla çıkarmıyorlar. Ve Süper Conqueror da kendisini üst taraftan aşağıya çekmiyor. O yüzden beklemeye devam ediyoruz. Hani... Sol tarafa gidip kanat desteği vermeye çalışsa avantajlı olduğu pozisyondan vazgeçecek. Belli durumlarda bunu yapmanız illa gerekiyor Krav ama şu an hala net bir düşman hamlesi gelmediği için buradan çıkacak o 277'ye vurmaya çalışmak daha önemli ve daha değerli gözüküyor. 60 DP ve M4 sürekli sanki çok canları varmış gibi yoklamaya ve zorlamaya devam ediyorlar. 277'nin iyice geri çekildiğini, kendisini Yak değüzcesi de arkasına saklamaya çalıştığını görüyoruz. Harman da bunun farkında, incecik bir noktadan şu an oraya doğru bir bakış yapıyor e, ee, bir canlara bakalım dediğimde griller evet yarı canlı bir grille düşüyor. Yalnız Super Conqueror işte burada aradan yakaladığında M4'ün işini bitiriyor. Şimdi Super Conqueror için burada önümüze belki bir tane evet bu heykellerden birini alıp hafif kenar sıyırtma yaparak atış yapmak önemli olabilir. Üst tarafta zayıf mısı bir nokta var. Bakın oradan delinebilir gibi gözüküyor ama girmiyor mermiye. Son mermide hiçbiri girmiyor. Buna karşılıklı bir tane hasar alıyoruz. Ben burada taktiksel olarak hata olduğunu düşünüyorum. Süper Conqueror'un alt zırhına sıkmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o yan tarafı deniliyor gibi gözükse de FV215B kadar net bir isabet alınacak durumu yok. Ve bu açıda çok yeterli mi emin değilim. Yani e, yüklemeye geçti. 3 tane mermisi gelecek birazdan ama Süper Conqueror'dan yiyor. Arka taraftan da başka bir adam çıktığı için orada bir ikilem yaşadı. Süper Conqueror bir tane daha yemeden bu defa yan zırh Yemeye başardı yalnız alttan 277 bir de sağdan 121B tehlikesi var. Burada biraz kafa karışıklığı yaşandı. Bence orada fazla uzun süre durmak durumsal farkındalığını azalttı Harman'ın. 121B'yi çok geç gördü. 277'den de bence biraz gereksiz miktarda korktu veya tedirgin oldu. Orada arkasında olduğunu net olarak görmesi lazımdı. Kafasını karıştıracak bir durum olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ee, 60 TP'nin önüne çıkıp 277'den yemesi ise bence tamamen doğru hamleydi. Ona 12 olmasına rağmen çünkü 60 dpnin çıkıp atış yapmasını sağladı. Tabii buradaki en büyük sıkıntı ne? Böyle durumlarda genelde takım arkadaşlarınız çıkıp vurmuyorlar ama çok net bir şekilde atış yaptığını gördüğü için 60 dpe burada çıkmaktan kendisine sakınmadı, imtina etmedi çıkmaya ve bu sayede de rahatlıkla vurmayı başardı. da yanlış noktada açılıyor, hem 120 ribe. Hem de Leopar'ın gitmesi büyük avantaj. Leopar yanlış bir taktiksel oyun sergiledi. Orta taraftan açılmadan milleti vurabileceğini düşündü. Ancak hayır. Leoparların kamuflaj değerleri o kadar yüksek değil. Şimdi bir sorun Gril'in artık ortada hakimi hakim hale gelmesi ve üst çemberi içerisinde olması. Burada tabii diğer Gril'in nereden çıkacağını bilmemiz ve ta yani onu biraz tahmin etmemiz lazım. Şu an halen APCR mermide. Ben karşımda iki tane grill olduğunu bildiğimde belki HE mermiye geçmek isteyebilirdim. Çünkü tek şarjörde burada bitiremeyeceği adam zaten bir tanesi full can gözüküyor. Diğeri de yarı canda. Hani evet yarı canlı olan denk geldiğinde belki e, tek şarjörde işi bitebilir ama HE ile daha fazla kritik hasar verme şansı ve daha fazla iş yapma ihtimali var. Tabi diyebilirsiniz abi 2 saattir bu tank attığı hiçbir şeyi doğru düzgün vuramıyor. HE atıp gövdesine atarsa da 440 vurma ihtimali varken 100-200 arası hasar vurabilir belki rahatlıkla. Bu da kabulüm. Şimdiki yaptığı açıdan da zaten biraz daha burada APCR'nin daha etkili olduğunu belki göreceğiz. Arka tarafa doğru bakıyor ve evet geriye doğru çekilen ve 542 canlı çok güzel bir RNG denk geldi. İkinci mermide de üzmüyor. Bu şekilde grillden bir tepki almadan, ondan atış almadan iki mermide işini bitiriyor. En net arencili atışı şu ana kadar bence buydu. Durum 13-12'ye gelmişken kendisinin 1050 canı var hala. Arkasında kıl kadar canı kalmış bir 7 ve almış tepedi koruyor ve 4 dakika 20 saniye. Şu an konumlar ve pozisyonlar iyi. 6 kile geldik. 7800 hasar, 2200 sektirmedeyiz. Maçın başında aslında çok böyle agresif bir pozisyonda olsa da o kadar iyi bir şekilde kendisini korudu ki bu sırada kimse onu delmekle uğraşmadı. Ve bundan dolayı da rahatlıkla daha aslında yüksek olabilecek bu zırh hasarı veya zırh koruması pek yüksek değerlere ulaşmadı. Bakın ilk atış bu defa girmiyor. İkinci atış girmeyi başardı ama bir garip gitti. Üçüncü atışta girmiyor. Kranwagen'ın asıl gerçeği bu. Özellikle böyle adamlara 3 mermim var birini erken atayım dediğiniz zaman eğer kendisini çok az göstermişse kolay kolay vuramayacaksınız onu unutmayın. Şimdi yükleme tabi de bitmiyor ama T92'den önce yükleyeceğimiz kesin şarjörü ee, ona da vurup çok fazla can ka kaybetmek istemediği için iyice böyle dibine girip rahat atışını yapıp daha sonrasında sağına sonuna bakıyor. Ben böyle bir durumda arkasına dönmeyi tercih edebilirdim. Grilden ortadan yeme ihtimali vardı biraz yukarıda kaldı onu da belirtmem lazım. Şimdi bu topçunun öldüğünü gören grup, grup, güruh hareketine başlıyor. Sağlı sollu bir şekilde herkes ilerliyor. Böyle durumlarda gene savaşı kaybedebilirsiniz. Özellikle tek tek gittiğinizde ki şu an bana göre bu 60 TP ile ASL'in e, pozisyonları çok başarılı değil bu konuda. Mesafeler yüksek. Tek tek avlanabilirsiniz. Olabildiğince grup baskısı kurmanız gerekiyor bu durumlarda. Bu esnada da hasarımız 8000 artık geçti. 7 kildeyiz. Bakalım eğer grillin de canı yüksekse oradan da 1000 hasar belki çıkabilir derken... Grill çok ters bir köşe, çok alakasız bir noktadan, burada hiç tahmin etmediğimiz belki de bir noktadan 60 tp'yi çekiyor. Az önce ISCD ve AMX'in bıraktığı noktada olduğunu görüyoruz. Harman da üzerine gidip yer değiştirmiyor. Kepe doğru ilerliyor sanki. Yani düşman üstüne doğru ilerliyor. Ve oradan acaba oraya mı gitsem bir böyle kepe girme sezdim ben. Ne yapsam diye düşünüyordu ama Şimdi bu adamın geri dönüş ihtimaline karşı kendisine pozisyon aradığını görüyoruz. Ve yan taraftaki bu merdivenler en son güncelleme ile eklenen ve bir kahvenin bir kafe latte'nin 30 euroya satıldı. Hadi 30 euro demeyelim 10 euro diyelim. Satıldı bu mekan. Düşman grili için büyük sıkıntı oluyor. İki mermiyi soktuk. Üçüncüsü biraz RNG'li girdi. Tam oralarda değildi tank. 385 canı kalmışken ilerliyor ama AS7'nin ona görüşü var. Ve 9779 hasarla burada Kranwagen oyunu tamamlıyor. Harmanlıyor herkesi. Sokuyor böyle sigara kılıflarına. Daha sonrasında kaçak olarak satıyor bu oyunları efendim yayıncılara. Bir tanesi de ben oluyorum burada. Umarım bir şeyler öğreticilik kazandırmıştır diyeyim. Bir de savaş sonuç sonuçlarına gelelim, Onun üzerinden devam edelim. 160 bin kredi, 4 bin deneyim, 32 tahvil madalyalardan veya başka etkinliklerden gelen ve as madalyası tabii ki burada öne çıkan nesnelerimiz, objelerimiz, belirteçlerimiz oluyor. Harman ve Havran, ASİD <laughs> de sonunda iyi hasarlar vermiş. Harman 9700. Yani 10 bin bariyerini kırmasını isterdim. Belki o grille son atışını yapabilmesini isterdim. Ama nasip olmasa da gayet muazzam bir oyun. Ee, AS7'nin arkasında 4000 hasarlı. Leopard'ın 3700 hasarla. E, yani 3000 baremini aşan 4 tankla birlikte burada iş yaptıklarını görüyoruz. Bu ne demek? alt kısımda çok fazla sıfır hasarımız ya da bin hasar altımız var demek. Takımın yarısı bin hasarı geçememiş durumda. Düşman takımına baktığımızda bu durumun daha az olduğunu görüyoruz. Veya hasar vuramayan tanklardan bir tanesinin mesela mantikoru olduğunu görüyoruz. Onun haricinde 2000 baremi üzerinde olan yaklaşık 7-8 tane tank var burada. Ee, daha istikrarlı bir oynanış, oynayış çıkardığını görüyoruz düşman takımının. Tam özete gelecek olursak 36 atışının 34'ü isabet etmiş durumda. Evet istediğimiz noktaları az gitti bunu zaten 26 tanesinin delmiş olduğundan gö olduğundan görüyoruz ama oyunculuk olarak baktığınızda isabetli bir şekilde bu genel o anlamda isabetli bir şekilde yapıldığını daha fazla gösteriyor. Son andaki 1-2 tane arenci atışı haricinde maçın %80'inde sabit ve istikrar yüksekte. 3000 sektirmede o kadar mermi gelmemesine rağmen oyunun ilk yarısını hatta %60'ında yine güzel bir değer. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kranwagen'ın güncel haldeki durumu bu şekilde. Doğru pozisyona girdiğinizde e, takımınızı da biraz koruyabildiğinizde güzel işler çıkarmanız mümkün efendim. Ama tabii düşmanın da biraz avanok olması gerekiyor. O ağırlar bayağı sıkıntılı hareketler yaptılar ne olursa olsun 9700 hasarlara ulaşmak hiç kolay değil. Hepinize böyle maçlar denk gelir diye umut ederek vedalaşıyorum efendim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.